Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İniyorları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Şöyle tek renk siyah bir yazma var. Şöyle. Tığım arkadaşlar 21 numara. Size yine çok güzel bir tığ oyası modeli hazırladım. Şöyle modelime bakıtayım. Evet, modelim bu şekilde. Şöyle bakın çıtı pıtı bir model hazırladım size. Şöyle arkadaşlar dallar arasında açan kır çiçekleri. Şu dalların iki taneydi dallardan. Ara kısmında 3 zincirle geçip farklı bir renkle bu ortadaki kır çiçeği yapıyorduk. Bundan bir video önceki videomda bu şekilde de şöyle bakın hiç ip koparmadan zincir geçişleriyle aynı renkle bu şekilde hazırlamak istedim. Şöyle bir modelin farklı alternatifte modeli olabiliyor bakın. Sadece ortaya bir tane dal ekledim. Şöyle iki dal yerine üç tane dal hazırlayarak. Evet arkadaşlar şöyle ara suyunu da göstereyim. Ara suyu da ondan farklı yapmak istedim. Orada kirpikli trabzanlardan oluşuyordu. Kirpikli çitler vardı. Burada da üçgen kirpikli trabzanlar var. Üçgen olanından tercih ettim. Çok hoş. Bakın çıtı pıtı bir model. Şöyle tutayım. Hatta tülbentimi alayım. Belki beyaz zeminde göze daha hoş gözükebilir. Çünkü kameraya bazen çok güzel arkadaşlar kalıp gibi bir model hazırladım. Yani güzellik yansımayabiliyor ama gerçekten çok hoş ve zarif bir model oldu. Şöyle sallantılı halinde merak edenler için tutayım. Model bu. Ütüye giden kalıp gibi kolay böyle bir model. Evet, şimdi anlatım kısmına geçerek modelimizin nasıl yapıldığını tarif edelim. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Şöyle 4 tane yaptım. Bakın burada 5 tane bıraktım arkadaşlar. Bir tane daha yaparak hem size tarif edip hem ara suyunu 5'e tamamlayacağız. Şimdi arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyip sık iğnenin üzerine 2 tane zincir çektim. Bir defa tığı dolayıp hemen şöyle 2 ve 2 alarak trabzanımı hazırladım. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Kapatıyorum. 1, 2. Evet, üçgenimizi bu şekilde tamamladık. Şöyle. Şimdi dallarımız için hemen ilk önce bir örümcek yaparak şöyle orta boy. Bakın ipinizi çektiğiniz boyut örümceğinizin şöyle belirler. Bombili durmasını sağlayan da bu dipteki bir zincir. Tığımızın başını iki defa dolayıp üçüncü tığ battıya hemen şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki, şöyle iki alarak bu şekilde bir trabzan hazırladım. Şimdi beş tane zincir çekiyorum. Ters çevirdim. Bu trabzanı kapattı. Örümceği ellemiyoruz. Trabzanı kapattığım noktadan girip sabitliyorum. Şöyle bir zincir ve arkadaşlar burayı şöyle ilk olduğu için 4 tane zincir çekelim. İçine sık iğne ile girmeyeceğim. 4 zincirimi dönüp direkt dalımı hazırlayacağım. Evet, 2 defa tığı doladım. Şöyle 2 2 ve 2. Şimdi buraya 6 tane zincir çekiyorum. Bu da çiçeklerimiz için yuva. Evet. Bu kalan kısma 4 tane sık iğne yapıyorum. Bu bir trabzanın içerisi 4 tane sık iğne. Şöyle 3 şöyle 4. 4 tane sık iğneyi bu şekilde hazırladım ve 5.'yi tığ battıya kapattım. Evet. Dalımız bu şekilde oluşuyor. Bakın arkadaşlar çok da kolay. Aynısından buraya 3 tane yapacağım. 3 zincir. Sadece bu dönüş kısmının zinciri 4. Diğerlerini 3'ten. 2 defa tığı doladım.
Yuvanın içerisine giriyorum. Şöyle iki. Şöyle iki ve iki. Şimdi bir, iki, üç ve buraya da arkadaşlar aynı şekilde altı zincir çekiyorum. Kapattım. Kır çiçeklerimizin yuvası altı zincirden. Geriye kalan bu trabzan arasına dört tane sık iğne. Şöyle iki, üç ve dört. Beşinciyi yuvada sabit. Bir, iki, üç zincir. İki defa tığı doladım. Bu beş zincirli yuvanın içerisine iki, şöyle iki ve iki alarak trabzanımı oluşturdum. Bismillah. Evet, altı tane zincir. Yuvanın içine giriyorum, sabit. Geri kalan bu kısmı 4 sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Beşinciyi yine 5 zincirli yuvada sabitliyorum. Bakın. Aynı şekilde 3 tane dal hazırladık. Aynı boyutta, aynı zincir sayısında. Geriye kalan kısma da arkadaşlar şöyle sık iğne yapıyoruz. Bakın 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğne yapıp 7.yi bir sonrakine yapıyorum arkadaşlar. Dip kısmına sabitlemiyorum. Biraz şöyle dalıma destek olsun diye bakın bir sonraki tığ battıya sabitledim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Hemen yandaki boş tığ battıya girip burada hemen bakın bitişte ara suyuna başlıyorum. Dalımızı yaptık. Bu da kök kısmı ağacımızın dalları kök kısmı. Şimdi buraya ilk başladığım ara suyu gibi 5 tane yapacağım. 4 zincir trabzan arasına sabitliyorum. 2 zincir buraya sabitledim. 2 zincir bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir. Kapatıyorum. 2 zincir. Sabitledim. Bir defa tığı doladım. Şöyle 2 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincir. 2 zincir alıp şöyle bakın sık iğne ile sabit. Bazen ışık vuruyor. Kameradan görmekte zorlanıyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Bir ve iki. Beş tane oldu. Şöyle sökülmesin diye de. Evet. Bu yapmış olduğumuz ara suyumuz. Dört olmuş arkadaşlar. Önemli değil. Beş tane olacak. Sonra bu örümcek ve trabzanı yapıp bu 5 zincirli ortadaki yuvanın içerisine de bu şekilde 3 tane dalı yapılacak. Evet, şimdi çiçeklerimizi kondur. Evet, şöyle. İlk 6 zincirimizin arasına böyle sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı zincirimi çektim. 5. Bu bir. 5 zincir çekiyorum. Buraya kirpiği oluşturdum. Bakın. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Aynı yuvanın içerisine girip şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki. Bir, iki, üç, dört zincir. Kapatıyorum. Geri kalan kısma 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1. Bu 2. Ve 3. Yapmış olduğumuz dala da çok benziyor. Yapılış aynı. Şöyle sabitledim. Sanki bu uzun burun, film burnu gibi. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir.
Kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Aynı şekilde. Evet. Çiçeğimiz bu kadar arkadaşlar. Şöyle maviyle uzun zamandır yapmadık diye mavi rengi yaptık. 3 tane zincir çekip diğer dalıma geçiş sağlayacağım. Bakın 1, 2 ve 3 zincir. 3 zincirimi 6 zincirli yeşil yuvaya geçişimi yaptım. 5 zincir. İpimizi güzelce esnetiyoruz ve zincirleri sıkı sıkı çekiyoruz. Böyle güzel bir kır çiçekleri oluyor. Hemen kapattım. Yine 3 zincir. Kenarda 2 tane 5 zincirden kirpik oluşunca yuvaya giriyorum. 1, 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Buraya kapattım. Kirpik oluşturdum. Şöyle 1, şöyle 2 ve 3. Şöyle yuvada 4. Bakın bu şekilde küçük bir sık iğneli trabzanımız oluyor. 2, 3, 4, 5 ve sabitledim. 5 zincir. İkinci kirpiği yaptım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve yuvanın içine girip sabit. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. 2 tane kirpiğimiz yine oldu. Hemen 3 zincirimi çekip bir defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 1, 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Kapatıyorum bu şekilde sabitledim. Şöyle 1, şöyle 2 ve 3. Yuvanın içine girip sabit. Ve 5 zincir çekiyorum. Atıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. İkinci 5 zincirli kirpiği yine sol tarafa da yapıp şöyle bakın 2 tane. Evet, kalıp gibi oldu. Hepsi tek renkten olması da ayrı bir avantaj oldu arkadaşlar. İp koparma derdi olmadı, sıkıntısı olmadı. Şöyle kolay bakın. Kalıp gibi bir model çıkardık. Evet. Şu ipleri de ben hemen yakıp temizleyip geleyim. Şöyle güzelce rahat rahat bakalım güzelliğimize. Evet, modeli tamamladık. Şöyle arkadaşlar, karşıdan görmeniz için koydum. Şöyle bir de yakından tutayım bakın. Sizle yapmış olduğumuz ağacımız, çiçeğimiz bu şekilde oldu. Şöyle yakın plan tutayım. Evet, modelimiz bu. Yapılışı da böyle bu kadar kolay arkadaşlar. Şöyle. Evet. Sizler de kanalın devamı için, videoların devamı için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.